Herkese merhabalar, Gizemli Mutfağı. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir sabah oluyordur hepimiz için. Bugün sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. Rosta yapacağız, yanına da biraz patates püresi yapacağız. Dilerseniz hemen malzeme listemizi alalım, ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet, bugün patates püresi ile et rosta yapacağız. Bunun için neler gerekli? 500 gram dilimlenmiş dana rostoluk et, biraz havuç, 4-5 diş sarımsak, 1-2 defne yaprağı, 2 yemek kaşığı sirke, tuz, biber ve domates salçası, biraz sıvı yağ, 2 adet patates, 1 yemek kaşığı tereyağı, biraz da süt. Rosta için etlerim burada hazır, önceden kestirdim ben. Biraz şu anda fırınımda güzel bir şekilde ayarladım. Hemen bir borcam alacağım etimi, zeytinyağımı, biraz sarımsağımı, patateslerimi zaten haşlıyorum. Havucum var, biraz soğanım var. Onları hemen rostomun yanına dizeceğim ve fırına göndereceğim. Onlar pişerken de o sırada patates püresini yapacağım. Bunun için neler gerekli? Patateslerim şu an haşlanıyor. Biraz tereyağım var, biraz da sütüm var. Patates püresini şöyle güzelce ezeceğiz haşlandıktan sonra. İçine sütünü, tereyağını ve tuzunu, karabiberini de ekledikten sonra etim de piştikten sonra ikisini beraber servis edeceğim. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Ben de zaten adım adım sizlere anlatacağım. Evet, hemen borcamımı alayım. Şöyle etlerim burada. Etlerimi hemen borcamıma diziyorum. Hemen sarımsağım var. Sarımsaklarımı şöyle. Kesemedim. Hemen şöyle sarımsağımı da etimin yanına alacağım. Ondan sonra şöyle keselim. Hemen böyle üstüne gönderiyorum. Yine aynı şekilde. Hemen bir adet soğanım var. Şöyle soğanımı da. Hemen şöyle yanlarına koyuyorum. Güzel bir şekilde dizelim. Şimdi bir adet havucum var. Havucumu da ufak ufak doğrayıp borcama göndereceğim. Defne yaprağımı tabii ki şöyle yapayım. Bu tarafa mı şöyle alayım? Böyle alayım. Tamamdır. Şimdi ufak ufak bunları da doğrayacağım. Sonra bir sos karıştırma kabı alacağız. Hemen karıştırma kabına biraz salça, biraz zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber hepsini gönderdikten sonra güzel bir şekilde etimin üzerine onu da ekliyorum ve hemen fırına göndereceğim. Şöyle. Aynı şekilde. Şimdi hemen bir sospen alayım şuradan. Hemen içine biraz zeytinyağı, biraz salça, biraz da sıcak su. Şöyle.
Biraz kekik. Biraz pul biber ve hemen salçamı da şöyle bırak, şunu da gönderelim, sirkemi. Evet, şimdi salçam var. Dilerseniz biber ve domates salçasını karıştırabilirsiniz. Biraz eğer sıcak suyum varsa sıcak su. Hemen salçayı açıp üzerine sos göndereceğim. Şöyle bir karıştıralım güzel bir şekilde. Evet, şimdi hemen bunu şöyle etimin üzerine gönderiyorum. Şimdi fırınıma etimi hemen göndereceğim. Çok çabuk pişecek. Zaten çok fazla böyle pişmesini istemiyorum. O yüzden defne yaprağımı da şöyle göndereyim. Çok fazla pişmesini istemiyorum. Şimdi hemen fırınımda güzel bir şekilde en azından şöyle bir ısısını alsın. O sırada da biz patates püresini yapacağız. Şurada kalsın bakalım. Patateslerimi önceden haşlıyorum. Hemen bakacağım haşlanmışlar mı? Evet, biraz daha haşlandıktan sonra alabilirim. O sırada hatırlatma yapayım isterseniz. Tariflerimiz TGRT TV sayfalarında mevcut. YouTube sayfasında dilerseniz eğer oradan bütün tariflerimize ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram ve Twitter'da da varız. YouTube'da da ufak ufak kliplerimiz yayınlanıyor. Oradan da eğer kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa lütfen tekrardan ziyaret edip hem benim hem Abdullah Usta'nın tariflerine oradan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde diğer bütün programlarımızın bölümleri de orada var. Benim kendi sosyal medya hesabımdan da sizlere buradan aktarmamı istediğiniz bir tarif olursa lütfen benimle iletişime geçin. Memnuniyetle sizlere yardımcı olmak isterim. Herhangi bir tarifle ilgili bir sorunuz olursa da yine aynı şekilde buradan sizlere onun da zaten olabildiğince püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama kafanıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen sosyal medya hesabımdan bana yazın. Bugün dana rosto yapıyoruz. Normalde bunu büyük bir şekilde pişiriyorlar. Fakat burada benim porsiyon olarak az olmasını istediğim için ben antrikotu veya bonfileyi kestirip birkaç parça halinde istedim. Rostoluk et istedim. Siz de bu şekilde kasaptan alabilirsiniz. Ne yaptık? Rostomuz vardı. Dilerseniz önceden marine edebilirsiniz rostomuzu. Biraz zeytinyağı, biraz sarımsak veya sirkeyle daha böyle yumuşak olmasını sağlıyor. Biliyorsunuz genelde etleri marine ederken sirke vesaire kullandığımızda o etin et daha yumuşak pişiyor. Biraz sütle de marine edebilirsiniz. Süt de çok güzel böyle lokum tat verebilir etinize. İlk önce etimi güzel bir şekilde borcamıma dizdim. Daha sonra üzerine ufak ufak doğradığım sarımsaklarım vardı. Daha sonra yanına soğanım vardı. Soğanımı da dizdim. Yanına da biraz havuç. Dilerseniz farklı sebzeler de kullanabilirsiniz. Buna işte biber, domates vesaire gibi. Ben soğan ve havucu tercih ettim. Patates püresini zaten yanına yapıyorum. Onun dışında salçam vardı. Güzelce salçamı biraz pul biber, tuz, karabiberle şöyle renklendirdim. Ondan sonra içine biraz sıcak su ilave ettim ve etim üzerine gezdirdim. Şimdi fırınımda çok güzel bir şekilde pişiyor. O sırada da patates püram muhtemelen şu anda patateslerim haşlanmıştır. Hemen bir karıştırma kabı alacağım. Patateslerimi onun içine alacağım ve ezeceğim biraz. Şöyle şuradan karıştırma kabını alalım. Hemen patateslerimi onun içine alıyorum.
şuradan. Hemen şöyle bir karıştırma kabına alıyorum. Şimdi bunu şöyle kenara alayım. Şimdi biraz tuzum var. Şöyle biraz tuz serpeceğim patatesime. Ondan sonra dilerseniz patatesinizi şöyle ezelim. Dilerseniz el blenderıyla, dilerseniz ezme aparatıyla da yapabilirsiniz. Bakalım ezme aparatıyla olacak mı ki oluyor. Güzel bir şekilde şöyle ezeyim. Ben genelde blenderla yapıyorum evde. Öyle de güzel oluyor. Şimdi güzel bir şekilde ezdikten sonra hemen biraz kutumu tekrardan şöyle bir karıştıralım. Biraz tereyağım var. Tereyağımı hemen şöyle içine erimesi için. Hemen bunu bu tarafa alıyorum. Şuradan şöyle daha güzel ezmem için. Şunu alayım. Evet, şimdi güzelce tereyağımı da içinde eriteyim. Sonra baharatlarım var. İşte tuzum, karabiberim, pul biberim. Hemen şöyle güzel bir şekilde eritelim. Dilerseniz biraz kaşar peyniri de koyabilirsiniz pürenize. Evet, şimdi baharatlarım var. Hemen baharatlarımı da tuzum, karabiberimi, pul biberimi şöyle şuradan pul biber. Evet. Şimdi hemen biraz daha karıştırayım. Evet, güzel bir şekilde karıştı. Şimdi bu bir kenarda dursun. Hemen buraları toparlıyorum. Güzel sunum tabağımı alacağım. Hemen patates püremi güzelce sunumunu yapacağım. Yanına garnitür biraz biber ve domates, biraz maydanoz. O sırada hemen etimi de kontrol edeceğim. Bakalım etim ne durumda. Eğer pişmişse onu da alacağım. Ondan sonra yanındaki sebzelerle ufacık bir sos yapıp hemen servis edeceğim. Şurayı şöyle güzel bir silelim ilk önce. Çok kolay ve pratik bir akşam yemeği olabilir. Özellikle eğer hafif beslenmek istiyorsanız eti bu şekilde fırında yapıp yanına da bir salata yapabilirsiniz. Çok kolay ve pratik olur o da aynı şekilde ve lezzetli olur. Eğer misafiriniz geliyorsa misafirinize de aynı şekilde servis edebileceğiniz güzel bir tarif. Şimdi hemen sunum tabağımı alayım. Şöyle patates püremi koymak için şuradan. Hemen bunu alalım. Şimdi içine şöyle patates püremi. Şöyle kenara alalım. Etim ne durumda? Hemen bakayım. Etim de birazdan pişecektir. O sırada ben garnitürlerimi hazırlayacağım. Şu şurada kenarda kalacak. Bunu da yanıma alayım. Garnitür olarak dediğim gibi bir adet domatesim var. Şöyle şunu şuradan şöyle. Hatta hepsini kullanalım. Ziyan olmasın. Şurada dursun. Şimdi domatesim var. Domatesimi ufak ufak doğruyorum. Ya da
Şöyle ortadan. Doğramaya çalışıyorum. Evet, şöyle. Şunu böyle alalım. Bunu da yanına. Yine aynı şekilde. Böyle alalım. Tamam, şimdi biraz biberim var. Şuradan biberimi alayım. Öyle biberimi de. Tamamdır. Birazdan şuradan maydanozlarımı ekleyeyim yanlarına. Tamamdır. Şimdi şurada bir yerleri şey yap. Şimdi şöyle patates püremi hemen yanına alıyorum. Hemen şimdi fırın tepsimi çıkaracağım. Onun için şöyle altına şunu alalım. Fırın eldivenlerimiz. Hemen bunu da şuradan şöyle alalım. Şimdi bir sospan yine getiriyorum. Şöyle biraz önce etimi güzel bir şekilde. Hemen şöyle şunları da şöyle yanına. Evet, gördüğünüz gibi çok pratik ve kolay bir şekilde hazırlandı. Hemen şimdi yanlarını şöyle bir sileyim, akan yerlerine. Bir şekilde. Aynen. Dilerseniz şöyle yapalım. Hemen malzeme listemizi alalım. Şöyle malzeme listemizin üstünden geçelim. Hemen tarifimizi şöyle ben bir anlatayım tekrardan. Ondan sonra hafiften kapanışa geçelim efendim. Evet. Evet. Bugün dana rosto yaptık. Et rosto. Bunun için neler gerekli? 500 gram dilimlenmiş dana rostoluk et, yanına biraz havuç, 4-5 diş sarımsak, 1-2 defne yaprağı, 2 yemek kaşığı sirke, biraz tuz, biber ve domates salçası, biraz sıvı yağ, 2 adet patates, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt. İlk önce dana rostoluk etimi güzel bir şekilde marine edeceğim. Biraz zeytinyağı, biraz tuz, karabiber. Ondan sonra yanlarına soğanım var, havucum var, sarımsağım var. Ufak ufak doğruyorum, yanlarına diziyorum bir borcamımın. Daha sonra
Kalçam var biraz. Kalçamı biraz daha zeytinyağı, biraz tuz, karabiber, biraz pul biber, biraz da sıcak suyla güzelce açıyorum ve sos haline getirdikten sonra etimin üzerine güzel bir şekilde döküyorum. Daha sonra yanına da defne yapraklarını koyup fırında pişiriyorum. Dilerseniz önceden etinizi mühürleyip ondan sonra da fırına gönderebilirsiniz. O şekilde de daha hızlı ve çabuk bir şekilde pişer. Patates püresi için ise 2 adet patatesim var. Güzelce haşlıyorum onları. Daha sonra tereyağım ve sütümle patateslerim haşlandıktan sonra güzel bir şekilde ezip püre haline getiriyorum. Daha sonra baharatlandırıyorum ve servis ediyorum. Dediğim gibi biraz içine kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. O da çok lezzetli olur. Daha sonra etim piştikten sonra da gördüğünüz gibi çıkartıp sosu da üzerine gönderdikten sonra servis ettim. Çok kolay ve pratik. Dilerseniz soğan ve havuç var orada yanında. Biraz kereviz sapı kullanabilirseniz eğer varsa elinizde. Etiniz piştikten sonra onları garnitür şeklinde değil de hep beraber güzel şöyle bir blenderdan geçirip sos haline getirip üzerine de sos yapabilirsiniz etinizin tekrardan farklı bir sos isterseniz yapmak. Yanına da garnitür işte domatesdir, biberdir. O şekilde servis edebilirsiniz. Çok kolay ve pratik bir akşam yemeği olacağından eminim. Umarım deneme şansınız olur. Şimdiden afiyet olsun efendim. Evet, bugün çok kolay pratik bir akşam yemeği yaptık. Umarım deneme şansınız olur. Dediğim gibi TGRT EU TV sayfalarında bizim bütün tariflerimiz mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz bizlere. YouTube'da var. Twitter ve Instagram ve Facebook'ta da varız. Oradan da bizleri takip etmeyi unutmayın efendim. Aynı şekilde benim kendi sosyal medya hesabımdan da lütfen beni takip edin. Sormak istediğiniz sorular varsa buyurun sorun. Ben de severek yanıtlamak isterim. Gizemli Mutfak'tan bugünlük bu kadar. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyicilerime ayrı teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Çok güzel bir menü var yarında. Lütfen kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Afiyet olsun. Hoşça kalın.